Teşekkür ediyorum tanıtım için. Dilruba Ezgi'den ben şu an halihazırda Süleymaniye Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde araştırma görevlisi doktor olarak çalışıyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. İsimlere şöyle bir baktım Sena benimle ilgili tanıtım yaparken. Tanıdık simalar çok fazla. Tanımadığım hocalarımla da şimdiden tanıştığıma çok memnun olduğunu demek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum derse katıldığınız için. Sağlık Yönetimi Okulu kapsamında böyle bir ders vermek benim için de gayet keyifli. Ben bugün sizlere sağlık çalışanlarının hastalık travmalarından bahsedeceğim. Sağlık çalışanlarına geçmeden önce aslında biraz kendi yaşamımızdan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki insanlar doğar, büyür ve ölürler. Her birimiz bu süreçleri yaşıyoruz. Ama bu süreci nasıl böyle hani düz bir çizgi şeklinde maalesef ki yaşayamıyoruz. Bazen iniyoruz, bazen çıkıyoruz. Çok coşkulu, çok keyif aldığımız zamanlar olduğu gibi çok böyle işte depresyona girdiğimiz, düştüğümüz zamanlar da olabiliyor. Aslında sözümün başına maalesef dedim ama maalesef dememeliyim. Bu inişler ve çıkışlar bizlere yaşadığımızı hissettiriyor. Burada görselde de gördüğünüz gibi bu kalp ritmi aslında dediği gibi hani bu düşüşler ve çıkışlar olmasa yaşam olmaz. Bunlar aslında yaşamın birer getirisi. Bu minvalde de ben travma konusuna birazcık odaklandım. Sağlık psikolojisine daha çok aslında odaklandım. Travmalardan hastalık travmaları konusuna biraz odaklandım. Kendi doktora tezim de zaten bu çerçevede. Bugün yapacağım sunumda da hem daha önce yapmış olduğum bu konularla ilgili Ceren çalışmalardan Aslan girmiş. hem bir ses geliyor mu? Arkadaşlar, mikrofonlarımızı kapatabilirsek eğer sesler geliyor biraz. Hocam kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben böyle bir sorun mu var kaçırdım diye bir durdum. Bu şekilde hayatımızdaki işte yaşadığımız acı verici olayların, travmaların bizde ne gibi etkilerin olduğunu ve hastalık travması bazında sağlık çalışanlarının bunlardan nasıl etkilendiği ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştireceğim şimdi sizlere. Umarım herkese faydalı olur. Sunum planım bu şekilde. Öncelikle işte travmatik olayın ne olduğundan, işte hastalık travması nedir, hastalık travma süreci nasıl geçiyor, başa çıkma yolları bunlarla neler, sunumun başlığından anlaşılacağı üzere sağlık çalışanlığı olmanın bu hastalık travmalarında artıları nedir, eksileri nedir, kişiler neler yaşatıyor. Travma sonrası dönüşümler bazında psikolojik olarak, sosyal olarak ve iş yaşamı, örgütsel bağlamda kişiler ve çevresindekiler bundan nasıl etkileniyor, olumlu mu etkileniyor, olumsuz mu etkileniyor? Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında da soruları olan arkadaşlarımız varsa, hocalarımız varsa soruları alıp cevapları verip bitirmeyi düşünüyorum. Öncelikle travmatik olay kavramından bahsetmek istiyorum. Burada uzun bir şekilde travmatik olay aslında kavramı açıklanıyor. Bir kısaca özetleyebilirim size ben bunu. Gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidinin bulunması, ağır yaralanma veya cinsel şiddete maruz kalma benzer olaylardan birini ya da birden fazlasını yaşama. Tabii ki bunun kişinin kendini illa yaşamasına gerek yok. Başkalarının yaşaması ya da bunlara tanıklık edilmesi de olabiliyor. Bu türden olaylara kişinin maruz kalması ve bu rahatsız edici durumların tekrarlaması durumda travmatik olay kavramı kendini gösteriyor arkadaşlar. Yani kişinin bir yakınını kaybetmesi, tacize, tecavüze uğraması, mesela şu an biz dünya genelinde savaş durumları hakim, kişilerin bu savaşlarda terör olaylarıyla mücadele etmesi, bu gibi olaylara tanıklık etmesi, kişinin travmatik deneyimler yaşamasına sebebiyet verebiliyor. Hastalık travmasına geldiğimizde ise burada aslında temel unsur bu travmatik olayın kişinin bir hasta olarak hastanede hizmet almasıyla oluyor. Temeli bu şekilde ama tanımımız nasıl ona da bakalım. Ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan burada aslında travmanın en önemli özelliklerinden birini görüyoruz arkadaşlar bu tanımda. Çünkü travma kişinin hiç beklemediği bir anda ani ve beklenmedik bir şekilde kendini gösterir. Bu sebeple de zaten olaya travmatik olay deniyor. Hani biz buna bilsek kendimizi hazırlarız. Olumsuz bir olay yaşayacağımızı bilsek dahi hani kendimizi buna hazırladığımız için etkileri ve sonuçları bu kadar çarpıcı olmaz. Ama aniden hiç kişinin beklemediği bir anda kendini gösterdiği için bu travmalar kişilerde çok daha farklı değişim ve dönüşümlere sebebiyet verebiliyor. Tanımımızın devamına bakalım. Hayati tehlike barındıran hastalıklara yakalanma. Mesela işte kalp krizi geçirme, nadir hastalıklara yakalanma, işte kansere yakalanma gibi hastalıklara yakalanma.
hastalığa sahip olduğunu öğrenme, o öğrenme anındaki kişinin yaşadığı şok, travmatik etki, kronik olarak bireyin yaşam koşullarını zorlaştıran hastalık kaynaklı acı verici olaylar yaşama, yani kişi bazen ufak bir hastalık geçiriyor gibi olabiliyor mu? Etkileri maalesef kişinin kronik olarak sürdüğü için yaşam koşullarını son derece etkiliyor ve sürekli mesela hastaneye bağımlı hale getirebiliyor. Bu da aslında bir hastalık travması olarak addedilebiliyor. Onun dışında ciddi kazalar geçirme benzeri olaylar sonucunda hasta konumuna girerek, dediğim gibi temel konu burada bu, sağlık kurumlarından hizmet alımında bulunma ve bu olayların bireyde değişim ve dönüşümlere mahal vermesi hastalık travması olarak nitelendiriliyor arkadaşlar. Ve hocalarım, derslerden sürekli arkadaşlar demeye alışmışım. Hocalarım lütfen kusuruma bakmasın. Biraz ağız alışkanlığı olmuş bende o. Peki benim burada size ele alacağım konu ne? Tabii ki sağlık yönetimi okulu kapsamında bizler de sağlık yönetimi mezunları olduğumuz için birazcık daha sağlık çalışanı odaklı konulara eğilim gösteriyoruz. O konulara ilgi duyuyoruz ve o konularda araştırmalar yapıyoruz. Ben de bu yöne yöneldim ister istemez. Ve bu noktada şöyle bir merak unsuru oldu bende ve bunun etkilerinin de nedenle büyük olduğunu, özellikle yapmış olduğum doktora tez çalışmamda görmüş oldum. Sağlık çalışanları aslında yaşamlarının birçok uzun bir bölümünü travmatik olaylara maruz kalarak geçiyorlar. Ama burada esas olan bir maruziyet, yani dolaylı travmatizasyon yaşıyorlar. Ne oluyor? Mesela yoğun bakım hemşiresi, o yoğun bakımdaki hastaların durumunu gördükçe ya da acilde çalışan bir hekim, kolu kesilmiş, işte bacağı kopma noktasına gelmiş hastaları gördükçe sürekli olarak aslında travmatik olaylara maruziyet yaşıyor. Bu konuyla ilgili de yapmış olduğumuz bir çalışma var. Acının dönüştürücü gücü ve sağlık çalışanlarında bu durumun nasıl ilerlediğine dair. Bu konuda da evet, çalışanlar, biz bu olayları görüyoruz. Bu olaylar bizde etkiler doğuruyor. Ve bunun sonucunda da halimize daha fazla şükrediyoruz. Mesela acı verici olayları gören insanlarda ne bekleriz normalde? İşte daha depresif olmalarını, işte mesela kaygı düzeylerinin artmasını. Tabii ki bunları yaşayanlar da var ama bunun yanı sıra bir de bunları görüp daha fazla şükreden, acının dönüştürücü gücü dediğimiz o ya da travma sonrası büyüme diye addedebileceğimiz, travmadan sonra olumlu dönüşümler yaşayanlar olduğunu da yaptığımız çalışmalarda ortaya koyduk. Travma sonrası dönüşümler kısmına geldiğimde bunlara daha detaylı değineceğim. Ne oluyor? Sağlık çalışanı sadece hastalık travması değil, çok çeşitli travmalar yaşayabilir ve çalışanların, sadece sağlık çalışanlarının da değil, genel olarak bir kurumda yaşayan, o kurumda çalışan çalışanların yaşadıkları travmaların hem yöneticiler tarafından işte hem de örgütteki işte insan kaynakları gibi personel tarafından bilinmesi önemli. Çünkü biz neden yönetim kuramlarının başından beri ne diyoruz? İşte önce bir makinenin dişlisi gibi görülmüş çalışanlar, anlaşılmış ve bunların psikolojilerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılmış ve bu konu üzerine yoğunlaşılmış. Ama biz bu çalışanlarımızın yaşadıkları travmaları kaçırırsak aslında onların o psikolojik durumlarını kaçırmış, o insan unsurunu gözetmeyi biraz göz ardı etmiş oluruz. O yüzden bu konu bu noktaya değindiği için de biraz aslında önem arz ediyor diyebilirim. Sağlık çalışanlarının özellikle de hastalık travması geçirmesi kendilerinde ekstra bir şok etkisi yaratıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü dediğim gibi sağlık çalışanları zaten gün içerisinde bir sürü kanser hastası görüyorlar. Mesela benim yine doktora tezimde yapmış olduğum çalışmada şöyle bir şey vardı. Bir onkoloji hemşiresi kendisine kanser tanısı konuyor. Yani hayatımda yaşadığım en büyük şoktu diyor. Çünkü hani her gün ben görüyorum işte bu tanıyı koymuş kişiler geliyor, yaşadıklarını görüyorum. Geçirecekleri süreçleri görüyorum, onlara destek oluyorum, yardımcı oluyorum ama aklımın ucundan geçmiyordu kendim böyle bir şey yaşayacağı diyor. Kişi kendisi birden hizmeti sunan taraftayken yaşadığı bu olay sonucunda hizmeti alan hasta kısmına geçince hayatında tabii ki pek çok dalgalanmalar, o zikzak dediğim şeyleri o süreç içerisinde yaşaması söz konusu oluyor. O yüzden burada özellikle hekim ve hemşirelerin dediğim gibi bu sunucu kısmından alıcı kısmına geçmeleri ve bu süreçte yaşadıkları önem arz ediyor. Ben de bu çerçevede öncelikle hastalık travması sürecinde bu çalışanlar, sağlık çalışanları neler yaşıyor?
ne gibi tepkiler veriyor ve sonrasında yaşadıkları bu travmanın etkileri nasıl oluyor? Bunlara değineceğim şimdi. Şöyle ki hastalık travması ilk tabii ki kişiler kendileri daha çok fark ediyorlar. Nasıl ortaya çıkıyor? Mesela meme kanseri hastalarında hepimizin de bildiği üzere işte kitlenin ele gelmesi, işte kol altında ya da göğüs bölgesinde kitlenin hissedilmesi ya da kişilerin uzun süreli yaşadıkları ağrılar sonucunda işte sağlık kurumlarına başvurmasında yaşadıkları halsizlikler sonucunda sağlık kurumlarına başvurmasında hastalık aslında kendini göstermeye başlıyor. Hastalığın teşhisini, hastalığı öğrenmeye geldiğimizde ise kişiler dediğim gibi özellikle sağlık çalışanları normal yani biz halktan insanlara göre ekstra bir şok oluyorlar. Çünkü sürekli işin içinde oldukları için onlar da hani ya tamam bunlar oluyor görüyoruz ama hani bizim başımıza gelmez ya gibi bir düşünceye algıya kapılabiliyorlar. Ve burada bir hayatı sorgulamaya giriyorlar aslında. Hani neden benim başıma geldi? Ben zaten hani hekimim ya da ne bileyim ben zaten hemşireyim. Kendime dikkat ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Nasıl benim böyle bir şey başıma gelebilir? Bir panikleme haline giriyorlar. Korkuyorlar ister istemez. Mesela yine tez kapsamında yaptığım görüşmelerde kişiler hastalıklarını öğrendiklerinde birden böyle dünyalarının başına yıkıldığını, yerin altından kaydıklarını hissettiklerini bahsetmişlerdi. Yani tam anlamıyla bir şok olma durumuna giriyorlar. Onun dışında yine çarpıcı şeylerden biri gastroenteroloji alanında çalışan bir hekim hepatit C hastalığına yakalanmış ve o dönem sanırım 90'lı yıllarda yakalanmış. Hepatit C o zamanlar tedavi edilebilen bir hastalık değilmiş ve gastroenteroloji alanında çalıştığı için de hekim buna hakim biliyor. Yani daha önce pek çok hastasını kaybetmiş bu sebepten dolayı kendisine birden böyle bir teşhis konulunca ne yapacağını şaşırdığını. Yani insan gerçekten korkudan belki de kafayı yiyecek noktaya gelebilecek şekilde bir travmanın içerisine düşüyor aslında. Hastalığın tedavi sürecine ilişkin durumlara geldiğimizde ise burada kritik bir nokta şu oluyor sağlık çalışanları için. Sağlık çalışanlarından bazıları kendi kurumunda tedavi görürken bazıları ise kurum dışında hizmet alıyorlar ama genelinde kendi kurumlarında hizmet almaya yöneldiklerini görüyorum. Kurum dışı hizmet alanlar sadece ailesi farklı ilde olduğu için gitmek durumunda kalanlar yahut kendi çalıştıkları kurumda hastalıklarına ilişkin tedavi alamadıklarından dolayı kurum dışında hizmet almaya yöneldikleri görülüyor. Bu konuda da özellikle kurum içinde hizmet alanlar kurumlarını adeta bir keşfetme ve inceleme şansı bulduklarını söylediler görüşmeler sonucunda. Onun dışında bununla ilgili detaylı bilgileri travma sonrasındaki dönüşümler kısmında bu kendi kurumda hizmet alanlar ne gibi değerlendirmeler yapmış bunlardan bahsedeceğim yine. Hastalık sürecine ilişkin durumlarda ise kişiler özellikle şu noktaya çok temas ediyorlar. İster istemez biz normal yaşamda her gün ölümü düşünmüyoruz ya da aklımıza gelmiyor. Hani tamam ölüm var bunun bilincindeyiz hepimiz ama kişiler böyle bir hastalık yaşadıklarında ölümü daha fazla düşünmeye, ölümün yakınlığını daha fazla anlamaya, hani evet benim de başıma gelebilir ve ben de bir gün öleceğim hissiyatına kapıldıkları görülmüş. Şöyle ki travmatik olaylar dediğim gibi hepimizin hayatında her yerde kişinin sadece kendinin yaşaması değil, çevresindekilerin de yaşadıklarından da görülüyor. Ben de mesela pek çok travmatik olay yaşadım 28 yıllık hayatımda. Bunlardan biri de üniversiteden hazırlandığım dönemde annemin sanırım kanser hastası olduğunu öğrenmemizdi. Orada annemin bazı sözleri mesela aklımdan çıkmıyor. O demişti mesela hiç ölüm aklımda yokmuş. Ben öleceğimi hiç düşünmüyormuşum. Hastalıkla birlikte ölümü düşünmeye başladım. Artık hani öleceğimi düşünmeye başladım şeklinde söylemleri olmuştu. Yine çok dikkatimi çeken görüşmecilerden biri öleceğimi o kadar düşünüyordum ki eşim evde olmadığında balkona çıkıyordum. Hani ölürsem biri görsün hani en azından gelsinler belki hani kurtarılabilirim gibi sözler duydum. O yüzden kişilerin yaşadıkları bu hastalık travması aslında kişilere ölümün gerçekliğini, ölümün varlığını hatırlatan bir noktada. Yine dediğim gibi travma sonrası süreçte de bu ölümü düşünme fikri kişilerde etkilerini gösteriyor. Onu da yine travma sonrası yaşanan değişimler kısmında ele alacağım.
Kişiler tabii ki hastalık sürecinde fiziksel zorlanmalar yaşıyorlar. Bir yine hekim pertes hastalığına yakalanmıştı ve 6 ay boyunca yürüyemediğinden bahsetmişti. Fiziksel zorlanmaların kişinin tabii ki psikolojisine de etkisi oluyor. Hem kişi kendi ağır bir depresyon sürecine girebiliyor. Hastalık travma sürecinden bahsediyorum burada. Ve yakın çevresi de ister istemez yakının hani kaybetme korkusu yaşadığı için onların psikolojileri de olumsuz anlamda etkilenebiliyor. Bunun dışında sosyal çevre ilişkin olarak kişiler kendini sosyal çevreden çekme durumu yaşayabiliyor bazıları. İşte benim hasta halimle görmesin, kimse benim güçsüz olduğumu görmesin gibi düşüncelere kapılabiliyorlar. Onun dışında kimi ise işte daha fazla çevresine destek görmek amacıyla yaklaştığını, işte onlarla daha fazla iletişim arttırdığını söylüyorlar. Peki bu hastalık travması kişilerin başına geldi. Ben tabii ki bu görüşmeleri daha çok değil hepsi öyleydi. Hastalığı atlatmış ve işe geri dönmüş kişilerle yaptım. Ve bunun dışında da yine Alanyazı'nda okuduklarımda da travma sonrası büyüme kavramına odaklandığım için kişilerin nasıl başa çıktılar ve sonucunda nasıl bir dönüşüm, değişim yaşadıklarına bakıldığında burada başa çıkma yolları da aslında çok önemli oluyor. Yani dediğim gibi insan hayatında kişiler travmalarla karşılaşabilir. Peki bunlarla nasıl başa çıkabiliriz noktasına değindiğimizde ise kişilerin inanç yoluyla başa çıkmayı tercih edebilecekleri görülüyor. Burada ne oluyor? Kişiler işte Allah'a sığınıyorlar, daha fazla dua ediyorlar, Allah'tan yardım diliyorlar. Onun dışında pozitif düşünme yoluyla başa çıkanlar oluyor. İşte daha mesela işte ben bu hastalığı atlatacağım, hayır bu hastalık beni yenemeyecek. Motivasyonumu yüksek tutacağım. Ben hasta değilim ki, iyileştim. Hatta şu anda da çok mesela yaygın olan şekilde işte evrene olumlu enerji veriyorum, pozitif düşünüyorum. Bunları hepimiz duymuşuzdur. Bunları da gerçekten hastalığı atlatmada çok fazla yaşayan kişiler var. Meşgale bularak başa çıkma mesela, bu da çok önemli. İşte ne bileyim puzzle yapmak, resim yapmak, spor yapmak. Özellikle COVID-19 dönemini malumunuz hepimiz hep beraber yaşadık. Bu COVID-19'da aslında bizim toplumlarımız için, dünyadaki bütün toplumlar için bir kriz dönemi, adeta bir travmatik olaydı. Ve bunun etkilerini de farklı toplumlar farklı şekillerde gösterdi ve yine her toplum kendine has özelliklerle mesela başa çıkma yolları denedi. Bu konuyla ilgili de yine yapmış olduğumuz bir çalışma var. İngiltere, Çin, İtalya ve Türkiye kapsamında. COVID-19'u bir travma olarak ele aldık ve bunun sonuçları ne oldu, kişiler bunlarla nasıl başa çıktı incelediğimizde mesela özellikle İslamiyet, yani İslam inancına mensup kişileri inanç yoluyla başa çıkmayı daha fazla tercih ettiği görüldü. Onun dışında mesela meşgale bularak başa çıkmanın yine pandemi döneminde çok oldu. Hepimiz de yaptık bunları. Evde ekmekler mi yapılmadı? İşte challenge'lar mı yapılmadı? Ben mesela kendim resim yapmaya başladım. Önceden böyle bir ilgim yoktu ama pandemi döneminde resim yapmaya başladım. Kitap okumayı arttırdım. Bunlar aslında her birimizin travmayla başa çıkma yöntemleri. Yine mesela kendimden örnek vermek gerekirse annemin hasta olduğu dönemde ben üniversite sınavına hazırlanıyordum. Bir dönem hani hazırlanmayı bıraksam mı? Yani olmayacak, annemi göremiyorum zaten. Bir yıl boyunca annem başka bir ilde tedavi gördü vesaire. Ama dedim hani bırakırsam bırakacağım herhalde ben. Bu hayatı da biraz bırakacağım. Bununla baş edemeyeceğim diye düşündüm. Ve o dönem mesela ben ders çalışarak buna tutundum. Yine mesela hekimlerle yaptığım görüşmelerde doçentlik sanıyorum sınavlarına hazırlanıyormuş bir hekim. O 6 ay yürüyemediği dönemde bu sınavlara daha fazla asılmış ve şöyle söylemişti, yani o sınavlar olmasaydı ben o süreci atlatamazdım. Hani evde 6 ay yürüyemeden ders çalışmasaydım ben bu süreci atlatamazdım şeklinde dile getirdiler. Yine destek alarak başa çıkma çok önemli bu noktada. Burada hem psikolojik destek alanlar söz konusu olabiliyor. İşte psikiyatriye gidenler, antidepresanlar kullananlar yahut sosyal destek alarak bunu atlatanlar da olabiliyor. İşte sosyal çevresinden, ailesinden destek görenler, onların sevgisiyle, işte onların sarıp sarmalasmasıyla, onların iyileşeceğine olan inancını hissetmesiyle yine destek alarak başa çıkabiliyor. Rahatlatıcı aktiviteler yaparak başa çıkanlar da oluyor. Yine burada da az önce belirttiğime benzer şekilde kişiler spor yaparak, işte resim yaparak, müzik dinleyerek, özellikle müzik dinleyerek çok
rahatlayan, bu işte travmatik durumlardan kendini soyutlayanlar oluyor. Evlat sevgisi yoluyla başa çıkmayı da ben, mesela bu benim hiç aklıma gelmiyordu açıkçası. Literatürde de bu gördüğüm bir şey değildi ama yine test konum kapsamında bunu çok fazla vurguladılar. Özellikle tabii ki çocuğu olanlar bunu vurguladı. Eğer hani çocuğum olmasaydı, ben hani ona onunla ilgilenmeseydim ya da bir meşgalem olmasaydı ben bu süreci atlatamazdım. Eve gittiğimde ister istemez hastalığı bir kenara bırakıp ben çocuğumu normal annesi ve babası, hani sağlıklı bir birey gibi davranmak zorunda kaldığım için aslında bu bir zorunluluktan çıkıp benim mücadele yöntemim haline geldi şeklinde bilgileri görmüş olduk. Başa çıkma yolları da bahsettiğim üzere bu şekilde. Peki bu süreçte sağlık çalışanı olmak nasıl? Bu demiştim ya ilk etapta da hani hizmeti sunan taraftalar. Sonra aniden yaşadıkları bu hastalık travmasıyla birlikte alıcı tarafına geçiyorlar ve bu böyle hani kısa süreli grip oldum hani hekime gittim gibi değil. Aylarca süren işte hastanede kalma, yoğun bakımda kalma, hatta işte yine yaptığım görüşmelerde bir hekim bağırsakları ile ilgili ciddi bir problem vardı. Bağırsaklarının yaklaşık yarısından çoğu alınmak durumunda kaldığından bahsetmişti. Bundan dolayı da uzun süreler tabii ki tedavi gördüğünden bahsetmişti. Yani bu bahsettiğim şeyler hani bir anda gerçekten hasta konumuna geçiyor ve bir daha kişi o hizmeti sunan tarafa geçip geçemeyeceğini de bilincinde değil. Sağlık çalışanı olma peki bu hastalık travma süreçlerinde kişilere neler sağlıyor? Avantajlarının ve dezavantajlarının olduğunu görüyoruz. Burada şöyle ki, tıbbi bilgiye sahip olması kişinin, süreci bilmesi, hastanenin işleyişini bilmesi kimileri açısından olumlu addedilirken, bir avantaj olarak addedilirken kimileri açısından dezavantaj olarak addedilmiş. Çünkü neden? İnsan psikolojisi kişilere has ve özgü bir şey tabii ki. Avantaj olarak addedenler şöyle bakıyor olaya. Diyorlar ki hani tamam, ilacı biz kullanacağımızı, nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Ben yaşayacağım ağrıları önceden bildiğim için buna hazırlıklıyım ve geçeceğini biliyorum. Dişimi sıkıyorum. İşte hekimlerle mesela irtibata geçiyorum. İşte şu tedavi şöyle mi yapsak daha iyi olur, bu tedavi böyle mi yapsak daha iyi olur. Özellikle mesela kendi alanında hastalığa yakın alanlar bu konuda kararlara katılımda daha fazla söz sahibi olabildiklerini söylerken yine ama kendi alanında hastalığa sahip olanlarda çok fazla dezavantaj olduğunu söyleyenler de oldu. Nasıl oldu? Mesela yine tıbbi bilgiye sahip olmaktan kaynaklı yine 90'lı yıllarda lösemi hastalığına yakalanan bir hekim şöyle söylemişti mesela. Ben lösemi en çok korktuğum hastalıktı, biliyorum. Bir hekim olmasaydım belki hani körü körüne gidecektim, bana şu tedaviler yapılacak denecek ki ben bunları yapacaktım ama ben bir hekim olarak löseminin o dönemde Türkiye'de çok fazla tedavisinin yapılamadığını bildiğim için, çok fazla insanın kaybedildiğini bildiğim için duyduğum an ölmeye şartladım kendimi diyenler oldu. Yine o az önce bahsettiğim onkoloji hemşiresi yaşadıkları, hastaların yaşadıkları o ağır süreçleri, o saç dökülmesi, ağrıların, ağız içi yaraların olduğu o süreçleri bildiğim için benim depresyon sürecim ağırlaştı. Keşke bilmeseydim, görmeseydim o bilinmezlik beni daha güçlü kılabilirdi şeklinde şeyler söyledi. Yani bu tıbbi bilgiye sahip olma sağlık çalışanlarını hem avantaj hem de dezavantaj noktasında konumlara götürdüğü söylenebilir. O yüzden sağlık çalışanı olmak hastalık travmasında ekstra bir rol oynuyor diyebiliriz. Avantajlar noktasında yine hizmete erişim konusunda elbette ki sağlık çalışanları fazlaca avantaja sahip olduklarını söylediler. Ama altını çizmek istiyorum, bazı çalışanlar da bu konuda bir avantaj sağlayamadık ve bu bizi çok fazla yıprattı. Yani ben kendi kurumumda çalışıyorum. Hastalandım ve bana normal hastalar gibi gitsen sıra al dediklerinde bunun kendileri için çok yıpratıcı olduğundan bahsedenler de oldu. Yine ilerleyen slaytlarda daha detayına ineceğim. Hizmete erişim ama genel kanıda işte daha farklı hekimlerden daha kolay bir şekilde görüş alabilme ya da ne bileyim istediği hekime tedavi olabilme, sıra konusunda daha önce öncelik olabilme, işte bu PET çekimleri, röntgenler, tomografiler vesaire bu konularda birazcık da öncelik sağlanması, işleyişi bildikleri için hani hangi, nereye gitmem gerekiyor, kime gitmem gerekiyor, alanda en iyisi kim, bunları bilmenin avantaj sağladıklarından
aslında bahsediliyor. Bunun dışında sağlık çalışanı olmanın hastalık travma sürecindeki yine en önemli etkilerinden biri, dezavantajlarından biri aslında iş yoğunluğu. Çünkü sağlık çalışanları bildiğiniz üzere 7/24 hizmet veren bir kurumda çalışıyorlar ve fazla fazla mesailer yapıyorlar. Hatta insanüstü bir performansla çalışıyorlar diyebilirim. Bu iş yoğunluğunun da aslında bedenlerine bir yük getirdiğinden ve bunun hastalık sürecinde kendini daha fazla gösterdiğinden bahsediyorlar. Onun dışında mesela izin süreçlerini istedikleri gibi kullanamadıklarından, hani hekim eksikliğinden dolayı mesela özel hastanelerde çalışanlar hızlı bir şekilde hastaneye geri dönmek durumunda kaldıklarından bahsediyorlar. Buraya kadar kişilerin, yani sağlık çalışanlarının hastalık travmalarında ne yaşadıkları, o ilk öğrendikleri etaptaki şoklardan, nasıl başa çıktıklarından ve sağlık çalışanı olmanın bu minvalde nasıl spesifik bir sonuç doğurduğundan bahsettik. Şimdi de travma sonrası dönüşümlere geliyoruz. Travma sonrası etkiler dediğimizde ister istemez aklımıza ilk etapta olumsuz şeyler geliyor. Her insan gibi ben de mesela bu alanlara ilk yönelmeden önce bir kişi travma geçiriyorsa tabii ki olumsuz şeyler yaşayacak. Yani ne gibi olumsuz şeyler yaşayabilir ki diye düşünüyordum aslında. Ne gibi olumsuz şeyler yaşıyor diye baktığımızda mesela işte kişinin daha fazla kaygılı, daha fazla stresli bir insan haline olması, depresyona girmesi, psikiyatrik bazı bozukluklar yaşaması, işte akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi şeyler yaşamaları aslında bildiği üzere Alanya yazında da belirtildiği üzere travma sonrası kişiler olumlu dönüşümler ve değişimler de yaşayabiliyor ve buna travma sonrası büyüme deniliyor. Ben bunu aslında ilk etapta yine ve böyle biraz kendi hayatımdan örnekler vererek gidiyorum ama ilk olarak yine annemde görmüştüm. Annem benim daha önce böyle daha böyle temizlik takıntısı olan, olayları daha fazla kafaya takan, daha fazla küçük şeylere üzülen bir insanken yaşadığı bu ciddi kanser hastalığı sonrası ve son evredeydi benim annem. Çok şükür şimdi iyi ama o dönem gerçekten biraz böyle zorlayıcı geçmişti. Sonrasında annem toparladıktan sonra hayata daha olumlu bakan, yaşamayı daha fazla seven, küçük şeyleri daha fazla kafasına böyle takmayan, işte eskisi gibi mesela temizlik takıntısı olmayan, kendisini daha fazla önemseyen, kendisine daha fazla kıymet veren bir insan haline aldı. Ve ben aslında ilk etapta onu da gözlemlemiştim. Ya evet, bu travmatik olay annemde ve bizde de olumsuz şeyler yaşattı ama olumlu şeyler de yaşattı. Yani travma sonrasındaki kişiler olumlu şeyler de yaşayabiliyor gibi bir düşünce aslında aklımda o dönemlerden oluşmaya başlamıştı. Sonra tabii ki işin içine girince travma sonrası büyüme, post-traumatic growth diye adlandırılan bir kavram olduğunu da kendi nezdimde keşfettim. Aslında buna kişinin kendi kabuğunu kırması, işte yine karanlıktan altın çıkartmak, yaşama dair bir uyanış şeklinde de ifade etmek gerekebilir. Şöyle arkadaşlar, hepimiz arkadaşlar diyorum yine hocalarım, hepimiz beni öldürmeyen şey güçlü kılar sözünü kesinlikle duymuşuzdur. Aslında travma sonrası büyümenin tam olarak altında yatan söz bu diyebiliriz. Beni öldürmeyen şey güçlü kılar. Tabii ki biz burada işte herkes travma yaşasın ve bu şekilde güçlensin demiyoruz ama dediğim gibi insan doğduğu andan ölene kadar maalesef ister istemez yaşıyor bu travmaları. Hani ben hiç olumsuz bir şey yaşamadım ya, bu hayatta her şey çok tıkırında diyen bir insan ben görmedim açıkçası. Burada da bizim aslında öğreneceğimiz şey, biz bunu peki nasıl daha iyi atlatabiliriz? Biz nasıl bunu kişisel gelişimimize bir katkı olarak çevirebiliriz? Tamam, bir olumsuzluk yaşıyoruz ama biz bunu nasıl evirip olumlu kısmını alabiliriz? Aslında bunu öğrenmek için bu travma sonrası büyüme kavramını bilmek ve özümsemek önemli diye düşünüyorum. Travma sonrası büyüme kavramı bu altında yazan başlıklar altında 3 temel boyutta kendini gösteriyor. Bunun dışında yine alanın önce isimleri bir ölçek geliştirmiş ve 5 boyuta da evirmiş. Ben de yine doktora tez çalışmam temelinde kişilerin travma sonrasında yaşadıkları dönüşümleri değerlendirdim. Bunu ben yaparken hem olumlu hem de olumsuz kısımları ele alacak şekilde bir başlıklandırma yaptım. Ve şimdi size ilerleyen slayttan başlayarak kişilerin hastalık, yani daha doğrusu sağlık çalışanının hastalık travması sonrasında ne gibi değişim ve dönüşümler yaşadıklarını anlatacağım. Öncelikle bu değişimlerin ilki
kişiler arası ilişkiler noktasında oluyor diyebiliriz. Nasıl oluyor yani? Kişiler aslında hastalık travmalarıyla, yani sadece hastalık travması demek doğru değil bunu, ama travmalarla birlikte ilişkilerine yönelik olarak, insan ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerine, aile ilişkilerine yönelik olarak bir keşif dönemine giriyorlar. İnsanlar o noktada, o yaşadıkları travma döneminde kim kendisine destek oldu, kim kendisinden uzaklaştı, işte kim gerçekten dost, kim gerçekten düşman, bunları aslında daha iyi bir şekilde görüp travma bittikten sonra kimleri ben hayatımdan çıkartmalıyım, kimleri daha fazla hayatımda yer vermeliyim, ben kime daha fazla değer vermeliyim, kime daha fazla kiminle daha fazla iletişim kurmalıyım, aslında bunlara dair bir keşif dönemi bize travmatik olay sağlıyor diyebiliriz. Ve kişiler arası ilişkilerde şöyle olumlu ve olumsuz sonuçlar olabiliyor. O dönemde işte mesela hiç beklemediğimiz bir insan bizi arayıp bize destek olduğunda ya da yanımızda onu hissettiğimizde onunla ilişkilerimiz gelişme gösterirken, yine mesela o hepatit C olan hekim şöyle bir şey söylemişti. Örneklerle açıklamak daha belki kalıcı olur. Hepatit C'nin bulaşacağını düşündükleri için bazı insanlar, özellikle de meslekten olanların aslında konuyu bilmelerine rağmen kendisinden uzaklaşmış, hastalığı geçtikten sonra da tekrar normal iletişim kurmaya çalışmışlar, ama hani ben o süreçte onları gördüm, tanıdım, bana nasıl davrandıklarını, bana nasıl bir hasta etiket yapıştırdıklarını gördüm, o yüzden onlarla artık iletişimimi kurmuyorum. Ya da bir kişi işte bir kaza geçirmiştir. Sonrasında kimler ziyarete geldi, kimler gelmedi, o süreçte kimler yanında durdu, kimler durmadı, aslında ilişkilerimizin bir analizini, reçetesini çıkartmamıza sağlıyor ve bunun sonucunda, travma sonrasında kişiler arası ilişkilerimizde değişimler kendini gösteriyor. Diğer ve çok önemli bir değişim ise kendilik algısındaki değişimler. Şu sözü bu noktada okumak istiyorum: travmalar aslında kim olduğunuz konusunda farklı bir görüş, yapabileceklerinizle ilgili farklı bir duyguyla beraber yepyeni bir benlik açıklaması var. Yani kendilik algısındaki değişimlerde şöyle oluyor: kişiler travmatik olay yaşadıklarında aslında kendilerine dair de bir keşif sürecine giriyorlar. Ben kimim? Ben bu travmatik olay yaşıyorum ama ben bu hayattan ne istiyorum? Mesela şöyle düşünelim: biz bu hayatı yaşıyoruz ama karşımıza kötü bir olay geldi, işte bir yakınımızı kaybettik, kendimiz kötü bir olaya maruz kaldık, bir kanser olduğumuzu öğrendik, yaşamımızın belki bitebileceğiyle yüzleştik. Dediğim gibi ölüm algısı açıldı birden. Burada ne oluyor? Ben kimim? Ne istiyorum? Benim kabiliyetim ne? Ben şu an yaptığım işten memnun muyum? Yaşadığım hayattan memnun muyum? Çevremdeki insanlardan memnun muyum? Buna dair aslında bir sorgulama sürecine giriyor kişiler ve kendilik algılarına, değişimlere gidiyorlar. Kendilerini aslında keşfediyorlar, kendi yeteneklerini keşfediyorlar. Bunun dışında bir de şu oluyor: bu travmatik olayı kişiler atlattıktan sonra, bu travma sonrası dönüşümler kısmında, ben bunu başardıysam, ben bunu hallettiysem her şeyi halledebilirim diyorlar ve daha fazla kendilerine güven geliyor, kendi güvenleri artıyor, daha mücadeleci bir insan haline alıyorlar. Yani kişisel güçlenme yaşıyorlar aslında. Tabii ki bunlar olumlu kısmı. Olumsuz olarak da olabiliyor. Bu dönemde mesela başa çıkma yolları geliştiremeyen kişiler şunu diyebiliyor: ya ben tahmin ettiğimden evet daha zayıf biriymişim, ben tahmin ettiğimden daha hassas biriymişim. Ama yine de kişi bu noktada gerçekten kendilik algısına, yani kendinin farkına varıyor aslında. Bir diğer dönüşümümüz ise yaşamdaki yenilikler şeklinde görülüyor. Burada ilk önce olumsuz kısmından bahsedelim. Kişiler yaşamlarını hastalığa göre revize etmek durumunda kalabiliyorlar. Mesela kolun altındaki lenfleri alınan bir meme kanseri hastası kolunu eskisi gibi rahatça hareket ettiremeyebiliyor. Yahut yine bağırsaklarının büyük bir bölümü alınmış olan bir kişi istediği gibi her an her yere gidemeyebiliyor. Çünkü onun ister istemez boşaltımında bir sıkıntı olduğu için her an tuvalete yakın bir yerde olması gerekiyor. Hatta yetişkinler için olan o pedlerle yaşaması gerekiyor. Seyahat ettiğinde kramp girebiliyor vesaire gibi sıkıntılar yaşayabiliyor. Ya da hastalığı sonucunda bir cihaza bağlı olarak yaşamını devam ettirebildiği için yine yani yaşamını hastalığına göre revize etmesi gerekebiliyor ve travma sonrasında kişilere maalesef böyle bir olumsuz etki olabiliyor. Bunun dışında yine dediğim gibi travmanın olumsuz etkilerinin dışında olumlu etkileri de var. Ne oluyor? Yeni kazanımlar.
Ne dedim az önce? Kendilik algısında değişimler oluyor. Kişi kendi yeteneklerini fark ediyor. Bu da aslında kişinin kendi yeni kapılar açmasına sebebiyet veriyor. Kişi kendiyle ilgili yeni yeteneklerini keşfettiğinde buna yönelebiliyor ve bu konuda yeni kazanımlar edinmiş olabiliyor. Şöyle bir şey, yine benim bir lise arkadaşım vardı. Babasını kalp krizinden kaybetmişti ve eğer hekime yetiştirilebilseydi o vefat gerçekleşmeyip babası yaşamını devam ettirebilecekti. Kişi mesela orada bir travma yaşadı. Benim bu arkadaşım hayatının o döneminde bir travma yaşadı ve bütün üniversite hayatı boyunca ben hekim olacağım dedi. Şu an hekim oldu ve gerçekten çok güzel işlere imza atıyor. Ne oldu? Aslında yaşadığı travmatik olay hem kendine aslında hem de topluma yeni bir kazanım sağlamış oldu. Bunun dışında kişiler inanç sistemlerinde de bazı değişimler yaşayabiliyor. Burada aslında sıklıkla kişiler hastalığı atlattıkları için daha fazla Allah'a şükretme, işte daha fazla dua etme, daha fazla ibadete yönelme, Allah'a daha fazla inanma noktasında inanç sistemleri gelişebildiği, maneviyatları artabildiği, spiritüel anlamda kendilerini daha fazla gelişmiş hissedebildikleri gibi. Ya ben çok iyi bir insandım. Bu benim niye başıma geldi ki, hani bu neden oldu? Ben artık eskisi gibi inançlı değilim diyenler de olabiliyor. Yaşam felsefesindeki değişimlere geldiğimizde ise şu sözü öncelikle okumak istiyorum. Sonrasında da yaşam felsefesindeki değişimlerin altındaki diğer maddelere geçeceğim. Acı arındırıcıdır. Her yitirme deneyimi insanı dönüşüme uğratır. Büyük bir acıyı hissizlik, öfke, suçluluk duygusu ve kederin diğer aşamaları izler. Son olarak her defasında kim olduğunuz konusunda farklı bir görüş, yapabileceklerinizle ilgili farklı bir duyguyla birlikte yepyeni bir benlik, hayatla ilgili, geleceğin neler vaat ettiğiyle ilgili farklı bir bakış açısı doğar. Aslında bu tam olarak travma sonrası büyümeyi anlatan bir ifade olarak kendini gösteriyor. Ben şimdi yaşam felsefesindeki değişimleri anlatırken de bu bahsi geçen sözlerle ilgili şeylere de değinmekle birlikte tabii ki yine hem olumlu hem olumsuz değişimlerden bahsedeceğim. Kişiler travmatik olayla karşılaştıktan sonra ilk etapta şunu söylüyorlar. Önceliklerim değişti. Nasıl önceliklerim değişti? Ben mesela daha önceden çok işkolik bir insandım. Hekimler genelde özellikle sağlık çalışanları istem ya da istemsiz bir şekilde işlerine daha fazla zaman ayırma, sosyal hayatlarından bir nebze çalma moduna geçmek durumunda kalabiliyorlar işlerin yoğunluğundan. Ama bu gibi travmatik olay insanlar yaşayanlar önceden işte işe çok odaklanırdım, ailemi ikinci plana atardım ama ben yaşadığım bu süreçle birlikte ailemin önemini anladım. Arkadaşlarımın önemini anladım ve onları artık ikinci planda işim var, artık birinci plana ailemi aldım diyenler oluyor. Ve yine kişilerin travmatik olaylar sonucunda yaşadıkları en önemli şeylerden biri de kendini önemseme. Burada kişilerde normalde biz günlük rutin hayatımızı yaşarken kendimizi aslında hep ikinci, hatta üçüncü, dördüncü, beşinci plana atarız. Kendi önceliklerimizi bir kenara bırakıyoruz. İşimizi halledelim, tamam. İşte ailemizin isteklerini yerine getirelim, tamam. Sonra sırada gelirse kendi isteklerime bakarım gibi bir durum söz konusu oluyor. Fakat kişi travmatik bir olayla yüz yüze geldiğinde bu az önce söylediğim kendilik algısındaki değişimle de birlikte ya ben de bir bireyim, benim de isteklerim var. Ben önce kendim iyi olmalıyım ki çevremdekiler de iyi olsun. Kendimi önemsemeyeyim. Hatta yani özellikle Türk toplumunda tabii ki insanlar daha toplumcu bir yapıda olduğumuz için bizler bireyselciliğe, bencillik olarak baktığımız için mesela benim tezimde yaptığım görüşmelerde artık daha bencil olduğum gibi hani insanlar bunu söylerken bile utana sıkıla hani böyle artık daha bencil olduğum gibi şeklinde ifadeler kullanıyor. Ama aslında herkes önce kendini ve sonrasında da çevresindekilerin iyilik haline düşünürse daha iyi belki de bir toplum haline gelebiliriz. Diğer bir yaşam felsefesindeki değişim de ölümle ilişkin düşünceler geliştirme. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Kişiler ölümün farkındalığına vardıktan sonra, ya mesela burada şöyle söylemler vardı, işte ölümün farkına vardım, işte öteki dünyada ne yapacağımı düşündüm, hayatı sorgulama noktasına geçtim, hani günahlarım neler, sevaplarım neler, bunları düşünmeye başladım gibi şeyler düşünüp kişiler bundan sonra da hayatlarını bu şekilde değiştirdiklerini, yani sadece bu dünya için değil, öbür dünya için de bir şeyler yapmaları gerektiğine dair
fikirler geliştirdiği görülüyor. Bunun dışında her an her şeyin olabileceğini anlıyor kişiler. O eskiden işte benim başıma gelmez ya, benim olmaz yani, işte herkesin olur ama benim başıma geleceğini zannetmiyorum gibi düşüncelerden sıyrılarak, evet benim başıma geldiyse herkesin başına gelebilir. Benim başıma şu an bu geldi, atlattım ama tekrar gelebilir gibi bir algıya sahip olarak aslında yine burada mücadeleci ruhlarını da perçinliyorlar. Yani nasıl oluyor? Ben bir insanım. Benim bu insan olduğum için hayat yolunda düşüşlerim de olabilir. Ben bunlara hazırlıklı olmalıyım diyerek aslında o şok anını da birazcık daha yumuşatmış oluyorlar. Kişilerin yine en önemli anladıkları şey anı yaşama, yaşamın değerini anlama ve sağlığın değerini anlama. Burada özellikle hastalık travması yaşayan kişiler bir cihaza bağlı olmadan nefes alabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu anladıklarını, işte yürüyebilmenin, koşabilmenin, sevdiklerine dokunabilmenin, mesela bunu ben de çok anlamıştım yine annemin hastalığı döneminde, ister istemez ciddi tedavi gördükleri için ve bir mikrop virüs bulaşmasın onlara diye yakın çevreleriyle dahi olsa temas etmiyor kanser hastaları, bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ben o döneme kadar mesela çok fazla sarılmayı seven bir insan değildim ama o yaşadığımız duygulardan sonra ben dedim ki evet anneme sarılmalıymışım. O bir yıl hiç anneme sarılamamanın verdiği şeyle artık böyle her annemi gördüğümde gidip sarılıyorum, böyle sımsıkı bırakmıyorum. Ben de mesela bu şekilde bir değer anlama, o gerçekten sağlıkla bir insana sarılabilmek, bunun bile ne kadar kıymetli olduğunu ben kendi nezdimde anladım. Ki sağlık çalışanları yaşadıkları hastalık travmaları sonucunda özellikle bu pertes hastası olan mesela bir hekim vardı. 6 ay boyunca yürüyemedikten sonra o ilk attığı adımlarda adeta hani bir bebeğin ilk adımlarını atması gibi yürümenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladım. Ya da yoğun bakımda aylarca kalan hastalar çıktıktan sonra şöyle derin bir nefes alabilmenin en güzel şey olduğunu anladım gibi sağlığın değerini anlama noktasına eriştiklerini bahsediyorlar. Yaşamın değerini anlama noktasında ise kişiler yaşadıkları bu travmatik hastalık travması sonrasında kendilerine ikinci bir şans verildiğini düşünerek hayatı daha dolu dolu yaşama eğilimine geçiyorlar. Özellikle yine bu hastalık travması yaşayan kişiler ölümle burun buruna geldikleri için adeta anı yaşamanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. Aslında bizim burada vermek istediğimiz mesaj, yani ben bu travma sonrası büyümeyi anlatırken vermek istediğim mesaj, ki kendim de tez çalışmamı yaparken yeri gelip ağladım, yeri gelip güldüğüm o görüşmelerimi yaparken kendime en çok söylediğim şey, Dilruba yani kendinin böyle bir şey yaşamana gerek yok. Bak insanlar bunları yaşamış, bunları söylüyorlar. Travmatik olaylar tamam, böyle bulunmuş şeylerde yaşatıyor ama bunu yaşamadan da aslında travma sonrasını bilmenin en önemli kısmı o. Biz demiyoruz zaten hani herkes travma yaşasın bak ne güzel sonuçları var gibi bir şey değil bu. Travmatik olayı yaşamadan bunun sonuçlarını aslında bizim de beslememiz gerekiyor. Ben kendime çok söyledim. Ben de mesela kafama böyle ufak şeyleri takıyordum. Bundan sonra dedim ki hani haydi Luba takmaman gerekiyor. Bak senin de başına gelir. Her an şey olabilir. Kendi başımızdan zaten hani benim en yakın annemin başından geçti. Kişiler de aslında yani belki şu an dinleyenlere de en çok söyleyeceğim şey, anı yaşayalım, anı yaşayalım, anı yaşayalım. Tabii ki yarın düşünmeden yaşayalım, fütursuzca yaşayalım demiyorum ama anın kıymetini, sağlığın, şu nefes almanın kıymetini gerçekten bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Anı yaşama noktasında yine kişilerin yaşadıkları bu travmatik olay sonrasında dün değil, yarın değil, bugün bu anı değerlendirmenin, bu anı kaliteli bir şekilde ele almanın önemli olduğuna vurgu yapılmış. Daha üst bir bakış açısı kazandıklarını ve öldürmeyen hastalığı güçlendirdiğini düşünüyor yine insanlar yaşadıkları hastalık travması sonrasında. O beni öldürmeyen acı güçlendirir, travma sonrası büyümeyle ilişkilendirdiğimiz bir cümle diye bahsetmiştim zaten. Burada da aslında bunu yaşayan kişilerin de doğrudan bunu söylediklerini görebiliyoruz. Kişiler yaşadıkları bu travmalar sonrasında bunlardan ne ders çıkarabilirim? İşte bu bana ne öğretti şeklinde olaya yaklaştıklarını ve bunun sonucunda zaten olumlu yöne evrildiklerini bahsediyorlar. Daha üst bir bakış açısı kazanma noktasında ise şöyle, eskiden araba alayım, ev alayım, işte mal edineyim, mülk edineyim, dünyevi dertlerinin daha fazla olduğunu ama yaşadıkları bu travma sonrasında
dünyevi dertlerden bir nebze olsun sıyrılarak daha farklı baktıklarını, işte mesela diğer çevrelerindeki arkadaşlarının takıldıkları ufak şekillere takılmadıklarını, daha çözüm odaklı yaklaştıklarını, daha anlayışlı yaklaştıklarını olaylara bahsetmişlerdir. Yani dediğim gibi yaşam felsefesindeki değişimler son derece etkiliyor ama yine altını çiziyorum. Travmalar olumlu ve olumsuz değişimlere yol açıyor. Bizim burada aslında benim en çok söylemek istediğim, yani altını çizmek istediğim şey, bu travma deneyimlerini yaşayan insanlardan biz ne çıkarabiliriz? Yaşamadan bu travma sonrası dönüşümlerden ne çıkarabiliriz? Bence bu noktaya eğilmemiz önemli diye düşünüyorum. Yine hastalık travması yaşayan sağlık çalışanlarının şimdi psikolojik yaşadıkları farklılıklardan, hayata bakış açılarındaki değişimlerden bahsettim. İşte sosyal çevrelerinde, kişiler arası ilişkilerindeki değişimlerden bahsettim. Peki iş yaşamında hizmet sunucu rolündeki değişimler nasıl oluyor? Aslında bizim sağlık yönetimi okulu kapsamındaki benim burada ele almak istediğim o niş konulardan biri de bu. Neden? Çünkü en başta da söyledim, tekrar etmek istiyorum. Hizmet sunulan taraftan alan tarafa geçiyor bu kişiler. Daha sonra tedavi olup tekrar sunan tarafa geçtiklerinde ne oluyor peki? Örgütsel anlamda ne oluyor ya baktığımızda? İş yaşamlarında bazı değişimler yaşadıklarını görüyoruz. İş arkadaşlarıyla ilgili değişimler. Hastalık travması döneminde kendilerine destek olan insanlarla, destek olan çalışma arkadaşlarıyla daha fazla işbirliği halinde çalışma yoluna giden insanlar olabildiği gibi, bunun yanı sıra iş yaşamında yine hastalık sürecinde işte hasta etiketi yiyen, kendisine acıyan gözlerle bakan ya da yine mi hastasın ya, yine mi rapor alıyorsun, sen işten kaçmaya çalışıyorsun, aslında hasta değilsin gibi şeyler yaşayanlar, travma döneminde bunu içselleştirenler ise işe döndükleri süreçte iş arkadaşlarıyla olumsuz ilişkilere girdiklerinden bahsediyorlar. Yöneticilerin sergiledikleri davranışlara baktığımızda ise yine travma döneminde kişiler adaletsizliklere maruz kalıyorsa, mesela bir kurum içerisinde iki tane hemşire aynı anda kanser hastalığına maruz kaldı, hatta aynı kansere maruz kaldı ve bunların ikisine işe döndüklerinde mesela farklı şekilde davranılıyorsa, işte birini daha rahat bir departmana verirken birinin işte istekleri yerine getirilmiyorsa, kişiler bu adaletsizliği görüyorsa, algılıyorsa yine olumsuz şekilde yöneticilerine bir bakış açısı geliştirdikleri söyleniyor. Tabii ki bunlar, mesela bu olumsuzluklar sadece yöneticiye ya da iş arkadaşlarına karşı olmuyor. Kişilerin mesleklerine ve kurumlarına olan aidiyetlerini de etkiliyor. Yine bu çalışma arkadaşlarına geliyor benim. Geliyor sanırım. Geliyor. Yine dediğim gibi bu şekilde olumsuzluklar yaşayan kişiler kuruma olan aidiyetlerini kaybettikleri gibi meslekten soğuma, işe gitmek istememe gibi olumsuz sonuçlar da yaşayabiliyor. Bu olumsuz sonuçların yanı sıra yöneticileri mesela o dönemde, travma yaşadıkları dönemde çalışanlarına ilgili davrandıysa, işte onları ziyaret ettiyse, uygun çalışma koşullarını sağladıysa, çalışanlar arasında adaleti sağladıysa, kişilerin de işe döndüklerinde ben mesela eskiden bir çalışıyorsam, bu yaşadıklarımdan sonra iş yaşamına döndüm ve iki çalışmaya başladım, artık performansımı arttırdım şeklinde söylemleri olabiliyor. Peki hizmet sunucu rolünde ne gibi değişimler oluyor? Burada en önemli nokta aslında empati geliştirme oluyor. Yine burada ben kendi tez, doktora tezimdeki görüşmecilerimden iki kişinin ifadelerine yer verdim. Öncelikle size onları okumak istiyorum, sonra detaylarını anlatacağım. Kendimiz de hastalık geçiriyoruz. Annemiz, babamız hastalık geçirmiş oluyor. Onların neler çektiğini biliyoruz. O hastaya yaklaşımımızı etkiliyor. Alıcı tarafına geçen ve sunucunun tarafına alıcıların olması, etrafında alıcıların olması etkiliyor. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Hani bunları biliyorduk. Sağlıkçıyız. Gözümüz önünde her gün bir şeyler oluyor ama gerçekten yaşadıktan sonra çok başka. Buradan katılımcılarımızın ifadesine de yer verdim aslında. Empatinin son derece önemli olduğu anlaşılıyor. Ne oluyor bu kişiler? İşte hasta konumuna geçtiklerinde hastaların yaşadıkları, o hastane içerisinde yaşadıkları, hekimlerle, hemşirelerle, diğer sağlık çalışanlarına iletişimde yaşadıkları sorunlar neler, tedavi süreçlerinde yaşadıkları neler, bunlara karşı aslında bir empati geliştiriyorlar. Aslında ikinci katılımcının da söylediği gibi sağlık çalışanları bunları her gün görüyorlar.
dolaylı bir travmatizasyona zaten maruz kalıyorlar ama kişinin yaşamadan bazı şeyleri anlaması mümkün olmuyor. O yüzden bu tarz şeyleri yaşayanlar daha fazla empati geliştirebiliyorlar. Burada peki yine ne yapalım o zaman? Sağlık çalışanlarını hasta mı edelim? Hastalık mı yaşasınlar, empati geliştirsinler diye demiyoruz. Ne diyoruz? Burada mesela yine bir sonraki slide'da söyleyeceğim ama bu tarz mesela deneyimler yaşayan çalışanların hem kendilerini iyi hissetmesi hem diğer çalışanlarla iletişimlerini artırması için bu deneyimlerini diğer çalışanlarla paylaşabileceği kurum içi eğitimler verilebilirse yine bu noktadan biz o travma sonrası büyümeyi çekmiş ve bundan yararlanmış olabiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında yine hizmet sunumuna ilişkin değişimler de söz konusu oluyor. Mesela burada yine dikkatimi çeken örneklerden bazıları şöyle olmuştu. Hastanede kalp krizi geçiren bir hekim hastanede uzun süre yoğun bakımda yatıyor ve cihazla ilgili bir hırıltı sorunu oluyormuş. Yani nefes alırken aynı anda nefes verme konusunda mı? Tam tabii ki tıbbi terminolojik olarak açıklamasını ben şu an yapamıyor olabilirim. Yani cihazda bir sorun tespit etmiş ama bunu hasta olmadan tespit etmesinin mümkün olmadığını ve hani bu noktada aslında mesleki anlamda bir gelişim yaşadığını, kendisi de o hastanede yöneticilik yaptığı için direkt tedavisi tamamlandıktan sonra bu konuya ilişkin bir çözüm önerisi geliştirdiğinden bahsetmişti. Yine mesela normalde şu anda hekimler çok fazla yoğun oldukları için hasta başına ayırdıkları sürelerde malumunuz üzere daha az oluyor. Bir hekime tedaviye gittiğimizde belki tam olarak aydınlatılamıyoruz. İşte merak ettiğimiz tüm soruları soracak fırsatımız olamıyor. Yine bu hasta konumuna geçen hizmet sunucuları bir hekimin ağzından çıkan iki kelimenin ne kadar kıymetli olduğunu, o hastalığıyla ilgili iyi ya da kötü söyleyeceği bir şeyin ne kadar önemli olduğunu anladıkları için daha sonrasında işe dönüş süreçlerinde hastalarıyla olan iletişimlerini ellerinden geldiğince, tabii ki dediğim gibi şu an hastane çalışanlarının iş yükleri çok fazla ama ellerinden geldiğince iletişimlerini daha fazla arttırdıklarını, işte onlara konuya ilişkin, hastalıklarına ilişkin daha fazla aydınlattıklarını söylüyorlar. Bunun dışında yine çok çarpıcı olan bir örnek vermek istiyorum. Hizmet sunumuna ilişkin yine önemli değişimlerden biri. Daha önce de söylediğim gibi bu hepatit C kapan hekim hocamız hastanede diş tedavisi olurken bu hastalığı kapmış. Sterilizasyon eksikliğinden dolayı. Ve bunu fark edince kendisi mesela o hastanedeki diş hekimliği departmanına başvurmuş. Kendisi de o kurumda çalışıyormuş sanıyorum. O kurumdaki o sterilizasyon sorununun çözülmesinde önemli adımlar atmış. Kendisi hani böyle bir şey yaşadığı için ki çok ciddi bir süreçler yaşamış o dönem. Ben yaşadım, diğerleri yaşamasın diye hizmet sunumuna ilişkin yine bu şekilde bir değişim yaşamış. Peki buradan sonuç olarak ne çıkarmamız gerekiyor dersek, travmalar, özellikle hastalık travmaları, sağlık çalışanlarının hem iş hem de sosyal yaşamı hem de kendi psikolojik hayata bakışlarını önemli düzeyde etkiliyor. Bunları bilmek gerekiyor. Bu sadece hastalık travması ve sağlık çalışanı nezdinde değil, her kurumdaki çalışanın yaşadıkları travmalar kişilerin kendi psikolojilerini, hayata bakış açılarını, işe bakış açılarını değiştiriyor ve bunların kurumlardaki yöneticiler tarafından, örgütteki gerekli departmanlar tarafından bilinmesi gerekiyor. Çünkü neden, ne dedik? İnsan unsuru nasıl önemliyse insanın o psikolojisi de, çalışan psikolojisi de çok önemli. Kişinin performansını, işe bakış açısını, aidiyetini, her şeyini, motivasyonunu etkiliyor. Peki sağlık çalışanın hastalık travmasında ne yapsak etkili olur diye bakarsak, kişilere uygun çalışma ortamlarının sağlanması önemli. Çünkü kişiler işe döndüklerinde bu gibi istekleri karşılanmadığında ya da birine karşılanmadığında işe olan bağlılıkları son derece olumsuz etkilenebiliyor. Bunun dışında sağlık çalışanları kendi kurumlarında tedavi alıyorsa özellikle onlara öncelik tanınması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bir psikoloji oluyor. Ben bu kuruma yıllarımı verdim ama diğer hastalar gibi sıraya giriyorum gibi bir psikoloji oluyor. Bu da onları olumsuz etkiliyor. Yine az önce söylediğim mesleki gelişim adına herkesin travma yaşasın demiyoruz. Kimse travma yaşamasa keşke zaten ama en başta da ve tekrarlarca söylediğim gibi hayat yolunda maalesef böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Mesela sağlık çalışanlarında travma sonrası gelişim adına hasta bakış açısıyla olaylara daha fazla yaklaşabilmeleri adına bu tür deneyimli olan kişilerin hem dışlanmaması da adına çünkü
çalışanlar bu deneyimleri yaşadıktan sonra işte sen işe döndün ama hani artık elin kolunu ne kadar tutacaksın, ne kadar daha çalışabileceksin ki gibi bir algıya da diğer çalışanlar tarafından hasta etiketi de yememeleri adına o iletişim ve kaynaştırmanın sağlanması adına gerekli bilimler, eğitimlerin düzenlenerek bu kişilerin deneyimlerini diğer kişilerle paylaşması, o iletişimin bu noktada artırılması önemli. Ve yine son olarak yasal düzenlemelerin getirilmesi çok önemli bir konu. Çünkü hem yöneticiler ne yapacaklarını bilmiyor, hem sağlık çalışanları böyle bir durum yaşadıklarında hakları neler, işe döndükleri süreçte bunları bilmiyorlar. Bu noktada da yine bir düzenleme olması önemli diye düşünüyorum. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza ve emeğinize sağlık. Ben Sağlık de yönetimi teşekkür alanına ederim. verimli bir ders olmasının yanı sıra kendi adıma hayat dersi, güzel bir hayat dersi oldu diyebilirim. Yine hem kendi adıma hem dinleyen hocalarımız ve Teşekkür ederim. arkadaşlarımız adına teşekkür ederim tekrardan. Katkısı olan hocalarımız varsa katkılarını alabiliriz. Sorular olursa chat kısmından da yazabilirsiniz veya söz alıp mikrofonunuzu açıp da direkt sorabilirsiniz. Ben sohbet kısmını göremiyorum seni ama sen yazarlarsa okuyabilirsen çok memnun Tabii olurum. hocam. Betül Sarı hocam bir şey yazmış. Hemen okuyorum. Travma iyi bir öğretmendir. Keyifli ve faydalı bir bilgilendirme oldu. Dilruba hocam ve usta mahallesine teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar demiş. Ben de Yine teşekkür ederim. teşekkürler var. Aynur hocam teşekkür etmiş. Bir de Büşra Köşker hocamdan şöyle bir şey var. Dilruba hocam, siz dinlerken benzer süreçleri yaşadığımız için sanki kendimi dinler gibi hissettim. Zihnimizde yer alan bu soyut olguları somutlaştırıp gözler önüne serdiniz. Sizi dinlemek çok keyifliydi. Emeğiniz ve güzel sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Ben Yine teşekkür ederim. Elif Kaya hocamızdan teşekkür var. Bir de Oğuzhan Yüksel hocamızdan şöyle bir soru var. Sunum için teşekkürler. Kaç kişiyle görüşüldü? Kişiler nasıl belirlendi? 23 kişiyle görüşmüştüm ben. Kişileri nasıl belirledim? Aslında çok spesifik bir gruptu ve gerçekten o dönemi böyle hatırlayınca Isparta'daki bütün hastanelerin kapısında gece gündüz yattığımı hatırlıyorum. Kişileri şöyle belirledim. Isparta ilinde, merkezde yer alan hastanelerde bu travmatik deneyimleri, hastalık travması deneyimleri yaşamış, çalışma hayatının bir döneminde yaşamış ve sonrasında işe dönmüş kişileri tespit etmeye çalıştım. Tabii bunları tespit etmek çok kolay olmadı. Dediğim gibi yaklaşık bir 2 ay sanıyorum. Böyle yine gülmeli ağlamalı bir şekilde. Hani çünkü gidiyorum hastaneye, hani biz biliyoruz ama hastalığı bir de saklama huyu var maalesef bazı kişilerde. Hani biz biliyoruz ama sana niye söyleyelim ki? Ha, bulursun bulursun o kadar kişi gibi tepkiler aldım. Ama azmettim, yılmadım. Ve başardım diyebilirim. Bir de Aslı Kaya hocamızdan bir katkı var sanırım. Hastalık sürecinin kazanımları sadece sağlık çalışanları için değil, birey için kendi kendini muhasebeleştirme sürecidir. Herkes kendi muhasebesini bu dönemde yapar. Ahlar, keşkeler, pişmanlıklar. Sağlık çalışanı olarak onkoloji hastanesinde çalışıyorum ve psikolojisi ağır bir süreç. Aşırı empati kurdum ve 6 ay toparlayamadım. Empatide dengeyi kurmak da önemli. Yoğun bakımda çalışan arkadaşlarımızla aynı yaşta ölen hasta olunca arkadaşımızı psikiyatride tedavi almıştı. Sağlık çalışanı olarak güçlü bir iradeye sahip olmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim Dilruba Hocam diye bitirmiş. Ben teşekkür ederim. Yine teşekkürler var hocam. Çok sayıda. Peki Dilruba, ben o zaman bir soru sorayım. Çok fazla soru yok. Bir Tabii. sorunun önünü açmak gerekiyor. Bu süreçte çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok farklı ve güzel bir konu anlattınız. Biz de sağlık psikolojisiyle ilgili, yani yönetim psikolojisiyle ilgili burada hiç ders yapmamıştık. Diğer birçok teknik konuda ders yapmıştık ama ilk kez konunun psikolojik boyutunu, travmaların, çalışanların psikolojisi üzerindeki etkisini tartıştık. Bunun için de sana teşekkür ediyoruz. Farklı ve güzel bir konu bize sunduğunuz için. Şununla karşılaştınız mı? Mesela böyle bir travma yaşadıktan sonra işi terk eden ve işi terk eden birilerine ulaşabildiniz mi? Ve ulaştıysanız ne gibi bir gerekçeyle, yani
Sonradan iyileşmesine rağmen çalışmayı değil de işten ayrılmayı tercih eden kişilerle karşılaştınız mı? Teşekkür ederim hocam. Önce güzel sözle iletişime sorunuz için de. Şöyle hocam, işi terk eden biriyle karşılaşmadım. Neden karşılaşmadım? Çünkü benim incelediğim alan o değildi. Hani işe döndükten sonra da ben neler yaşadıklarını, iş yaşamlarının ne değiştiğini merak ettiğim için işe dönmüş olmalarını tercih ederek zaten o alanda bir görüşme yaptım ama sunumda da söylediğim gibi sadece tabii ki olumlu şeyler olmuyor. Empati yapmak ya da hizmet sunumunda yoğun değişimler gibi. Bu yöneticileriyle özellikle sorunlar yaşayanlarda meslekten soğuma, meslekten nefret etme, hani bir an önce emekli olayım da artık bırakayım işi gibi şeyler yaşayanlar da gördüm. Hani işi bırakma noktasında değil ama daha çok mesela hekimlerde olmuyor mu? Hemşirelerde şöyle bir şey oluyor. Yoğun bakımda çalışıyorsa hani artık ben hasta görmek istemiyorum. Kendi hani böyle bir süreç yaşadığım için artık bunları görmek istemiyorum. Ben işte yönetim tarafında bir yerde çalışsam olur mu? İdari kısmında çalışsam olur mu? Gibi taleplerle gidip o yönlere geçenler olmuş. Ama bazıları da tam tersi, ben böyle bir şey yaşadım. İnsanlara, insan hayatında benim mesleğimin ne kadar önemli olduğunu anladım. O yüzden ben daha fazla onların hayatlarına dokunmak istiyorum deyip daha yoğun yerlere yönelenler de var. Evet, güzel. Yani bir şey insanı, aynı şey bakış insanın belki background'una ve yaklaşımına veya yaşadıklarına göre çok zıt iki kutuba da insanı götürebiliyormuş, değil mi? Evet evet hocam, kesinlikle öyle. Zaten yani kişinin kendi tabii ki psikolojik iyi oluşu, işte kendine güveni vesaire gibi kişisel özellikleri bu travmadan ne edineceği ya da kendinden ne götüreceğini aslında belirliyor. Benim de bu konuları aslında hani bu kadar dile dökmemdeki bir sebep, yani tamam yaşayacağız bu travmaları ama bunu birazcık da olumlu tarafına bakmaya çalışıyorum. Tabii ki olumlu tarafını göremeyeceğim. Bir yakınımızı kaybetmenin olumlu bir tarafı yok belki de ama ondan sonrasında mesela çevremizdekilerle belki de yaşayanlarla hala daha fazla ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Yani yaşadığımız travmalardan biz kendimizi nasıl geliştirerek çıkabiliriz? Bunu aslında altını çizmek istiyorum ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam, Ramazan Erdem hocamızın bir eklemesi var. Bir de bir soru var, ardından soruya yer verelim. Ramazan Erdem hocam, teşekkür ederim Dilruba hocam. Acılar olmasaydı insanın olması ve olgunlaşması mümkün olmazdı. Acı istenmez ama başa geldiğinde ders çıkarılır. Konunun üzerinde çalışmalarımız devam eder umarım diye bir katkı yapmış. Ramazan hocama ben de çok teşekkür ederim, sözünü böldüm kusura bakma. Ramazan hocamla biz zaten danışman hocam Ramazan hocam. Ramazan hocam yani sağ olsun beni bu kadar desteklemeseydi o gerçekten dediğim gibi tez döneminde insanın hani yapamayacağım artık yürütemeyeceğim dediği dönemlerde sağ olsun Ramazan hocam sen yaparsın demesi ağzından çıkacak ilk kelime beni çok şey yaptı, destekledi. Hakkını asla ödeyemem ama da buradan çok teşekkür ederim. Bir de Ali Yılmaz'dan bir soru var. Çok teşekkürler. Sağlık çalışanlarının bu süreçte yaşadığı travmaları en aza indirmek için yönetimin neler yapması gerekir? Örnek uygulamalar var mı? Sağlık çalışanlarının hastalık travma sürecinde yaşadıkları olumsuzlukları anladığım kadarıyla gidermek adına ne yapılması gerekiyor? Onun aslında öneriler kısmında biraz söyledim. Kurum içerisinde tedavi alıyorsa kişi, yöneticilerin bu noktada ekstra hassasiyet gösterip onlara öncelik vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bunu göremeyenler az önce de söylediğim gibi kuruma olan bağlılıklarını yitiriyorlar. Yani ben bu kuruma bu kadar emek vermişken ben sıra almada dahi öncelik tanınmıyorsa bana hani ben neden bu kadar emek verdim gibi bir çelişkiye düşüyorlar aslında. Bunun dışında yine bu travmanın sonrasında olumsuzlukların giderilmesi noktasında yöneticilerin ve diğer çalışma arkadaşlarının tutumu çok önemli. Kişilere işte hasta etiketi yapıştırılıp İşte sen artık belli bir süre daha çalışırsın ama sonra emekli olursun. Sen işte eskisi gibi hekimlik mesleğini icra edemezsin vesaire gibi yakıştırmaların yapılmaması gerekiyor. Belki de kurum içerisinde bu konularda da eğitimler sunulması gerekiyor. Hani travma yaşayan kişilere nasıl davranılmalı? Çalışma arkadaşlarımıza nasıl destek olabiliriz? Nasıl davranmalıyız bu konuda? Gibi eğitimler verilmeli. Onun dışında yöneticilerin adil olması çok önemli. Çünkü yine ben onu gördüm yani hani bir çalışana farklı davranırken bir diğer bir çalışana farklı davranınca kişi ister istemez hani bir adaletsizliği sorguluyor. Bu da tabii ki çalışanın hem iş yaşamını hem de normal yaşam duyumunu olumsuz yönde etkiliyor diyebilirim. Teşekkür ederim. Bir de hocam Elif Kaya hocamızdan bir soru var. Dilruba hocam, bu iki grup arasındaki temel fark neydi sence?
Yani travma sonrası kaçınan, idareye kaçan insanlar ile hizmet sunumuna motive olmak arasında iki uca savrulmanın esas nedeni ne olabilir? Bunda şunu özellikle gördüm. Şöyle kişinin kendi bence kişisel özellikleri bu noktada çok etkili. Sedat Hocam da aslında buna değindi bir noktada. Kişinin kendi kişisel özellikleri, yani başa çıkma yollarını nasıl geliştiriyor? Başa çıkma yollarını geliştirebiliyor mu? Yoksa kişinin psikolojik sağlamlığı yoksa ve buna hani dayanma gücü yoksa, mücadele ruhu kişide yoksa bu noktada birazcık da kaçma eğilimine girebiliyor. Bu bir çok önemli kişisel özellikleri, nasıl başa çıktı. İkinci önemli nokta da bence gördüğüm, yani yaptığım çalışmada özellikle kişi çevresinden destek görüyorsa, özellikle işe ilişkin kaçma durumundan bahsediyorsak, iş yaşamından destek görüyorsa, mesela çalışanlarının aradığı, sorduğu, yöneticisinin aradığı, sorduğu kişilerden hiç böyle bir şey görmezken, özellikle yöneticisinin hiç arayıp sormadığı, diğer çalışma arkadaşlarının kendisiyle mesafe koyduğu insanlar daha çabuk kaçma noktasına evriliyor. O yüzden o noktada iş arkadaşlarının kişiye olan tavırları çok önem arz ediyor diyebilirim. Bir de Esin Yılmaz'dan şöyle bir teşekkür gelmiş. Emeğinize, yüreğinize, ağzınıza sağlık hocam. Yaşanması ve çalışılması zor bir konu fakat sunum çok keyifliydi. Teşekkür ederiz diye. Teşekkür ederim. Yine Ayşe Nursel'in Okta, eğer bir dünyayı anlamak istiyorsak o dünyaya adım atmalıyız. Sunum için teşekkür ederiz hocam. Evet. Demiş. Yine Büşra Köşker'den bir soru var. Sağlık çalışanlarının hastalık, travmatik süreçlerinde idari izin sayılması gibi kolaylaştırıcı politikalar uygulanmakta mıdır hocam? Şöyle, tabii sağlık çalışanları zaten sağlık çalışanları değil sadece. Yani şu an biz de Allah korusun böyle bir hastalık yaşasak izinli sayılıyoruz. Ama bu travma sonrasındaki süreçler dediğim kısımda aslında işe döndükten sonraki kısımdan bahsediyorum ben. Yoksa tabii ki tedavi oldukları süreçte izinli oldukları bir kısım oluyor. Bir de az önce Kerime Güleç hocam el kaldırmıştı sanırım. Eğer müsaitseniz sorunuzu alabiliriz veya katkıyı. Evet hocam, herkese iyi akşamlar öncelikle. Katkılarından dolayı, yaptığı çalışmadan dolayı, sunumundan dolayı Dilruba hocama çok teşekkür ederim. Az önce cevabını verdiği için geri indirdim ben elimi. Bir de aklıma şöyle bir durum geldi. Çocuklardan bahsetti Dilruba hocam. Hani sağlık çalışanlarının özellikle çocuklarına sarıldığından. Kali ve Dali çalışması noktasında hani sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerinin ölçülmesi, hani bu hastalık sürecinde yapılan bir çalışmadan Türkiye'de özellikle çocukları biz hani sakat kalırsak, kronik bir hastalığa yakalanırsak veya yatağa bağımlı kalırsak hani bize baksınlar amacıyla genelde dünyaya getirdiğimiz öngörülmüş. Mesela sağlık çalışanlarında bu öngörüden yola çıkarak hiç hani çocukları bu amaçla dünyaya getirme gibi dile getirme durumu söz konusu oldu mu? En azından bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim Kerim Hocam. Şöyle, hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım açıkçası. Aksine yani birazcık daha da tabii çocukların yaşları küçüktü. Yani belki o sebep olmuş olabilir. Hani öyle yetişkin çocuğu olan bir katılımcım yoktu ama öyle bir geri dönüş alalım. Herkes şeyi düşünüyordu, hani kime emanet edeceğim çocuklarımı, kim bakacak diye. Hatta yine kendim, benim annem de en çok söylediği şey buydu. O dönem her şeyi geçtim, bana bir şey olursa size kim bakacak deyip kardeşim hatta o dönem bana emanet etmişti. Bana bir şey olursa Kerem sana emanet diye. Yine onun dışında bir hekim lösemi hastalığına yakalandığını öğrenince en yakın arkadaşına gitti. Hani bak, bana bir şey olursa artık kızıma sen bakarsın, eşime sen yardımcı olursun gibi. Hani daha çok onlara ilişkin kaygılar geliştirdikleri ve bir kısmı böyle kaygılar geliştirirken diğerleri de onlara tutunarak, hani ben onun için yaşamalıyım, yaşamam gerekiyorsa ben onun için yaşamalıyım, hayır bana bir şey olursa mesela ona işte kimseye emanet edemem, ben bunun için sağ kalmalıyım ya da eve gittiğimde işte çocuğum beni hasta görmemeli, bir şey yokmuş gibi davranmalıyım şeklinde bir başa çıkma yöntemi geliştirdiklerini gördüm diyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Bir de ben şunu merak ediyorum. Özellikle çevremde çok gözlemliyorum. Sağlık çalışanlarına da örnek veriyorum. Hastalarda şu var ya, dördüncü evrede olduğunu da öğrense bir umut, işte kemoterapi almak veya işte ilaç tedavisine başlamak hastada umut uyandırabiliyor. Ama sağlık çalışanları hani bu tedavi sürecini bildikleri için mesela hani travmada daha bir etkili olmasına yönelik biz yöneticiler neler yapabiliriz? Hani buna yönelik psikolojik destek olsun veya politik
politikalar açısından olsun, sağlık çalışanları hani hastalar gibi veya yaşadıkları süreçleri hani aynı aşamada yaşayacaklarını düşündüğü için psikolojik olarak da bu yakalandıkları hastalıklarda kendilerini gerilettiklerini düşünüyorum açıkçası. Hani bu noktada biz yönetici olarak veya politika yapıcıları olarak hani sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitimlerle mi desteklenmeli veya yeni buluşlar veya yurt dışı eğitimleri daha iyi tedavi yöntemleriyle mi desteklenmeli? Sizin bu konuda öneriniz var mı? Şöyle hocam, teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, bu söylediğinize çok fazla vurgu yapıldı. Yani hani biz yaşananları bildiğimiz için direkt öleceğiz gözüyle baktık. Hani hiçbir umudumuz yoktu deyip, ama gördüğünüz üzere mesela kurtulmuşlar. Burada ne yapılabilir? Mesela yine böyle deyip kurtulanlarla bu tür vakalarla yeniden karşılaşında bir araya getirilirse mesela o kişiler için bir umut olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında ben en kritik olarak bunu görüyorum. Çünkü dediğim gibi benim de görüşme yaptığım kişiler arasında ben bu hastalığı öğrendiğim an öleceğimi düşündüm. Başka aklımda hiçbir şey yoktu. Ama hani tamam şu an çok şükür iyileştim diyorlar. Mesela bu iyileşenleri görürse o diğer çalışanlara da aslında bir umut olabilir. O yüzden hani mesela bu tecrübelerin aktarılması o noktada çalışanların psikolojisi açısından da önemli olabilir. Çünkü kimimizin yarın ne olacağı hiç belli değil. Çalışanlar da hani bu noktada belki içsel bir motivasyon sağlayabilirler kendilerine hani hastalığa yakalanırlarsa. Onun dışında yine bence kurum tarafından eğer istenilirse zorla da ben bunun olması gerektiğini düşünmüyorum bu arada psikiyatrik desteğin. Psikiyatrik destekle sağlanması gerektiğini düşünüyorum ama bazı çalışanlar bu hasta etiketi yemeyi istemedikleri için ve bu psikiyatrik desteği almak onları daha da böyle hasta hissettireceği için bunu da istemiyorlar. O yüzden isteme yani doğrultusunda isteğe bağlı olarak bence kurumun yine psikiyatrik destek sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece süreç içerisinde değil, bence döndükten sonra da yine bunun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Katkı veya sorularınız varsa alabiliriz. Eğer... Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Vallahi el kaldırmayı denedim ama bu Zoom'da nereden el kaldırılıyor gene unutmuşum. Buyurun hocam. Bulamadım, kusura bakmayın. O yüzden böyle konuşmaların bitmesini bekleyip kimse herhalde söylemeyecekti bir şey. O arada araya girdim. Herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. Hocama teşekkür ediyorum. Ben de bayağı dinledim ama bir sürü soru vardı aklımda. Bazıları yanıtlandı, bazılarını unuttum. Bazılarını not aldım, sonradan dedim unutuyorum, not almaya başlayayım falan. Birkaç tane yazdım ama. Ya ben en çok şeyi merak ettim. Onu sordum aslında şeyden de, sohbet bölümünden. Bu 23 kişiye nasıl ulaşıldı? En çok benim o dikkatimi çekti. Yani Isparta'da işte kaç tane hastane var biliyoruz. İşte şehir hastanesi zamanında herhalde yaptınız siz çalışmayı. Devlet bünyesinde başka hastane yok. Yunus Emre var. Yunus Emre'de çok çalışan var mı bilmiyorum. Üniversiteye gitmişsinizdir. 3-4 tane hastane var. Özeller dahil miydi sizin örneklem grubunuza? Dahildi. Ve bu kişilere nasıl ulaştık? Hani kapıya gittik. Merhaba, daha önce başından böyle ciddi hastalık geçmiş tanıdığınız var mı? Hastanede çalışan var mı? Kim var? Ben onunla bir görüşeyim mi dedik. Nasıl oldu yani bu iş? Onu bir merak ediyorum ben. Anladım. Aşamayı merak ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır yani insanlara nasıl ulaştık? 23 kişi bulduk da 23 kişi bulana kadar herhalde 120 kişiyle görüşmüşüzdür. En azından ya da bunların aslında sizi reddeden oldu mu? Çok görüşmek isteyip ama size zaman ayırmayan varsa acaba bunun sebebi neydi? Esas travma bence o mesela. Sizde görüşmeyen kişi varsa esas travmayı yaşayan odur gibi geliyor bana. Anlatmak istemeyen, konuşmayacağım diyen hani sizi reddeden oldu mu? Şöyle başlayayım mı hocam? Ya buyurun. Teşekkür ediyorum. Ya çok soru var aklıma da işte bazıları aklıma geldi. Onları ben hocam isterseniz siz sorun cevaplayayım sonra tekrar diğer soruyu. Yok hayır hayır siz şey yapabilirsiniz, ben notlarıma bakayım bu arada. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum öncelikle sorunuz ve katkınız için. Şöyle hocam, 23 kişiye nasıl ulaştım? Dediğim gibi 2 ay gerçekten şehir hastanesi, üniversite hastanesi, 2 tane de özel hastanenin kapısında yatarak aslında biraz buldum. Tabii ki ben kapı kapı gezip ya siz de kanser oldunuz mu daha önce gibi bir şey yapmadım. Kartopu örnekleme yöntemiyle ilerledim. Dediğim gibi benim annem de daha önce burada hastalık geçirdiği için az çok ben hani burada kanser hastalığıyla ilgili annem tedavisinde burada olmuştu. Birazcık konuya hakimim aslında. Burada hani tanıdığımız hemşireler, hekimler de var. Onların da hani mesela işte evet şu olmuştu kanser hastası, bak bu da olmuştu vesaire diye. Aslında böyle söylemler üzerine ilk başladım.
Birkaç kişiyle başladım zaten, bu travmatik olay yaşayanlar birbirlerini tanıyorlar hocam. Yani ben mesela yaşadıysam Allah korusun, ama benim yakınımda biri yaşadıysa ben onun da tecrübesini biliyorum. Çünkü bu tarz olayları yaşayan kişiler birbirleriyle daha fazla iletişime giriyorlar, paylaşıyorlar. Çünkü birbirlerini soruyorlar işte hangi hekime gittin sen, nasıl bir tedavi süreci izledin vesaire diye. Kartopu yöntemiyle ben bu şekilde işte ondan ona, ondan ona, ondan ona şeklinde 23 kişiye ulaştım. Reddedenler şöyle hocam, gittiğim hani böyle bunu da gitmeliyim, evet bu çok kritik bir hastalık deyip reddeden olmadı. Şöyle oldu sadece, ben hani bunları bulma sürecinde hani gidip sorduğum da oldu yani, hani biliyor musunuz mesela, gidiyorum biriyle görüşme yapıyorum. Sizin de bildiğiniz vardır muhakkak, hani bana beni başkalarına yönlendirir misiniz dediğimde sadece hani ya biliyorum ama ben sana niye söyleyeyim ki bunu gibi şeylerle sadece karşılaştım. Hani o noktada biraz kişilerin hastalıklarını saklamayı isteyebileceklerini düşündüğünden bazı kişiler bunların isimlerini vermekten çekindi. O noktada sadece bir zorluk yaşadım. Onun dışında dediğim gibi yani kişiler birbirlerini tanıdıkları için kartopu yöntemiyle ilerledim. Sadece şu noktada zorlandım diyebilirim hocam. Bazıları anlatma konusunda isteksizlik yaşadı. Neden? Çünkü yaşadıkları o acılı günlere, travmatik günlere ben onları anlattırarak aslında biraz geri döndürmüş oldum. Yani ne yaşadınız, ne oldu, nasıl hissettiniz? Tabii ki bu insanı yoruyor ve ben görüşmelerimde yer yer ağlayan katılımcılarım oldu. Durmak zorunda kaldığımız zamanlar oldu. Hani ara vermek zorunda kaldığımız, sonra da devam etmek zorunda kaldığımız oldu. Ben de kendim de açıkçası bu kapsamda çok zorlandım. Çünkü işittiğim şeyler, duyduğum şeyler, yaşanan şeyler öyle gerçekten kolay şeyler değil. Kişileri de öyle hani görünce kendimi de hani kötü hissettim. Tekrar hatırlatıyor gibi onlara o günlerini. Ama bir şekilde dediğim gibi sonuca ulaştık hocam. Teşekkür ederim. Hocam vakit var değil mi? Ben birkaç tane daha soru sorabilir miyim? Tabii hocam. Benim biçim istemiyorum. Yani kimsenin vaktini almak da istemem. Ya şey, şimdi siz konuştukça benim aklıma şey geliyor, soru geliyor. Bu 23 kişinin anladığım kadarıyla ya da anlattıklarınızdan tahmin ettiğim kadarıyla sanırım bir 15-17 tanesi kanser atlatmış en az gibi düşünüyorum. Yok hocam, o kadar işte yüksek oranda bir kanser oranı yoktu. Kanser, kalp krizi. Hepatit dediniz, herpes dediniz, bir kanser dediniz. Üçünü duydum ama başka bir şey var mıydı onu merak ettim. Kalp krizi mi vardı? Kalp krizi vardı hocam. Şu an detaylı olarak ben hepsini hatırlamıyorum. Mesela nadir görülen hastalıklara yakalanan iki katılımcı vardı. Bunlarla ilgili hocam detaylı hani hangi katılımcının hangi hastalığa sahip olduğu. Evet, teziniz de vardır herhalde. Var evet, doktor tezinde birisi var hocam. Anladım. Bir not aldım. Onu aslında biz biraz önce şey yapan, konuşan Kerime Hanım biraz girdi. Şimdi hastalık travması herkes olabilir. Sağlık çalışanı olmasına gerek yok. Kişinin insan olması yeterli hastalık travması yaşaması için. Sizin araştırma konusu sağlık çalışanlarına özel ya. Yani normal insan bunu yaşamaz ama sağlık çalışanı olduğu için bunu yaşamış. Bu travma şu açılardan farklılık arz etmiş dediğimiz nokta var mı? Kerime Hoca az önce birazcık şey yaptı. Hani bu hastalığın gidişatını bildikleri için, iyileşip iyileşmeme oranlarını bildikleri için ya da ameliyat olurlarsa başlarına ne geleceğini, anestezinin nasıl yapılacağını, ameliyatın nasıl yapılacağını, dikişin nasıl atılacağını, ameliyat sonraki ağrıları, ağrıların geçip geçmeyeceğini, hangi ilacı vesaire vesaire, yani detayların çoğunu sağlık çalışanları bildiği için belki böyle bir travma olabilir. O güzel bir noktaya değindi aslında. Başka bir şey var mı sizin dikkatinizi çeken? Yani sağlık çalışanların özel dediğiniz. Onu hocam aslında slaytlarda anlatmıştım. Slaytlar için sağlık çalışan olmanın avantaj ve dezavantajlar diye orayı kaçırdınız sanıyorum. O noktada belirttim yani avantaj ve dezavantajlar. Hayır. Sağlık çalışanlarına özel travma. Normal insan bunu yaşamaz. Sağlık çalışanı olduğu için bunu hissetmiş dediğiniz bir şey. Tabii o hocam aslında bahsettiklerim bunlar yani. Sağlık çalışanları oldukları için mesela tıbbi süreci bilme avantajı da oluyor. Mesela dediğim o gibi. O dezavantaj direkt. Dezavantaj soruyorsun. Bence dezavantaj. Dediğim avantaj olduğunu söyleyenler de oldu hocam. Hani biz belki direkt evet depresyon sürecini ağırlaştırdı diyenler. Hani bunları bilmek beni korkuttu. İşte direkt ölümü düşündüm diyenler olduğu gibi ama ben evet bunu biliyordum, ağrımı biliyorum, ağrıya katlanacağım ya da şu ilacı kullanınca işte ağzımın içinde yara olacak, bunun geçeceğini bildiğim için bu bana olumlu olarak yansıdı diyenler de oldu. Aslında dediğim gibi psikoloji kişi odaklı olduğu için hani siz de farklı düşünürken ben farklı evet, düşünebiliyorum. Evet. Aynen. Dilruba Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok farklı ve güzel bir ders oldu. Dilruba Hocam size tekrardan hem kendi adıma hem dinleyen hocalarım ve arkadaşlarım bana teşekkür ediyorum. Çok verimli ve güzel bir dersti. Hem benim için sanıyorum dinleyenler için de öyleydi.
Katılan, dinleyen bütün hocalarım ve arkadaşlarıma da tekrardan teşekkür ederim. Bugünlük, bu akşamlık bu dersimizi bitirelim izninizle. İyi akşamlar dilerim herkese. Teşekkür ederim herkese.